Herkese merhabalar. Normalde videonun girişi bu değil, korkmayın. Birazdan normal videoya gireceksiniz. Ama size bir bilgilendirme yapmak istedim. Maalesef ki evimizin internetine bir sıkıntı çıktı ve bağlantı kopuyor sürekli. Bu yüzden video yükleyemiyorum, video paylaşamıyorum. O kadar kötü bir durumdayım ki anlatamam size. Bu yüzden bu önümüzdeki hafta video akışında bir bozukluk olabilir. Aynı bu hafta olduğu gibi maalesef ki. Ama elimden geldikçe internet bulduğum her noktada videolarımı yüklemeye devam edeceğim. Sizinle paylaşmaya da devam etmek istiyorum. Şimdiden çok özür diliyorum ve anlayışınıza sığınıyorum. Umarım beni anlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hadi şimdi gerçek videoya geçelim. Bay bay. Herkese merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün normalde Perşembe. Siz bu videoyu bugün izlemeniz gerekiyordu. Fakat aksiliklerden dolayı Cuma günü izliyorsunuz. Ve şimdiden haberini vereyim ki Cumartesi videosunu da Pazar günü izleyeceksiniz. Biliyorum bu hafta biraz böyle kargaşaya geldi. Pazartesi videosunu Salı izlediniz. Perşembe videosunu Cuma izlediniz. Cumartesi videosunu da Pazar izleyeceksiniz. Ama bunun için özür diliyorum. Fakat hepsi için geçerli sebeplerim vardı. Pazartesi rahatsızlandığım için maalesef videoyu yüklemeye koyamadım. Bugün kargomuz geç kaldığı için videoyu çekemedim. Daha doğrusu dün videoyu çekemedim. Cumartesi de artık hani birer aralık olsun diye pazara kaydırmak zorunda kaldım desem yeridir. Bugün sizlerle birlikte bkm.com'dan yaptığım kitap alışverişini inceleyeceğiz. Kitaplarda hasar var mı? Fiyatlar nasıl? Kargo nasıldı? Her şeyi sizinle konuşacağız ve aldığım kitapları göstereceğim diyebilirim. 7 kitabı aldım. Umarım hiçbirinde hasar yoktur. Çünkü hasarlı kitap sevmiyorum. Yani kitap seviyorum evet ama hasarlı olmasın. Yani. Şimdi öncelikle kargo ile başlamak istiyorum. Çünkü bu konuya çok doluyum. Şöyle ki bkm.com'da kargo ücretsiz. Bu süre için herhalde bilmiyorum ama bu benim aldığım dönemde kargo ücretsizdi. Fiyatlar gayet güzel. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama neden kargo ücretsiz olunca hep bir kargoda sıkıntı çıkıyor? Ben bunu anlamıyorum. Şöyle ki ben kitap siparişlerini 18 Nisan 10 civarı falan verdim. Araya hafta sonu girdi. Yani cuma ve hafta sonu girdi. Sonrasında kitaplar kargoya verildi 3 gün içerisinde. Fakat kargo süreci çok sinir bozucuydu. Kitapların ana merkezi Bursa'ydı. Bursa'dan geliyordu. Burada hiçbir sorun yoktu. Bursa'dan geldi, işte semtime uğradı, semtimde geldi. Fakat dağıtıcıya verildiği gün kitaplar evin zili dahi çalmadan bana ulaşamadıklarını söylediler. Evde birileri olmasa, o gün bir şeyleri olsa, bir sorun çıksa anlayacağım. Ev boş olsa yine anlayacağım. Ama o gün bütün gün annemler evdeydi. Kapıyı duymama gibi bir ihtimalleri yok. Tabii ki zili basmazlarsa duymazlar. Büyük olasılıkla hiç uğramadılar bile. Kafalarına estiği gibi direkt gittiler ve bıraktılar. Hiç umurlarında değildi. Ama gerçekten bu çok sinirimi bozdu. Mesela dün çekecektim bu videoyu normalde. Size bugün yetiştirecektim. Ama çekemedim ve yetiştiremedim. Bu bende aksaklık yarattı. Bu yüzden BKM'den lütfen rica ediyorum. Kargo şirketinizi değiştirin. Lütfen. Şimdi kitaplara geçiyoruz. Neyse bu işin eğlenceli kısmına geçelim. Öncelikle şöyle bir poşetin içine koymuşlar. Bu poşetleri açabiliyorum. Arkada herkes o kadar heyecanlı ki herkes uzun süredir bu kitapları bekliyor. Şöyle varmışlar. Gerçekten merak ediyorum. Şöyle bir bant da tutuşturmuşlar. Yani ne bu bilmiyorum, bu çöp. Şöyle bir poşetin içinde. Şimdi ben bu poşeti önüme alıyorum ve kitapları çıkartmaya başlıyorum. Öncelikle kargo garanti belgesi diye bir şey çıkıyor. 24 saattir aksi durumda yapmış olduğunuz hiçbir başvuru dikkate alınmayacaktır bilmem ne bilmem ne. Garanti süresi ürün teslimi itibariyle 24 saattir diyor. Yani ben daha 24 saatten bilmeyeceğim. Neyse.
Şöyle direkt üstlerden başlıyorum. Ve bu kitabı bitirmeden hiçbir yere gidemez. Ve bundan bir şey dolusu vermişler yani böyle kocaman. Ve bunların arkasında bugün kaç sayfa okudun diye böyle bir çizelge var. Çok havalı. Çok sevdim. Ay bunları çok sevdim şu an. Neden bilmiyorum. Bunu kullanırım. Yazmaya kıyamam büyük olasılıkla. Klasik bir hafize olarak. Ama sevdim. Şimdi ilk olarak... Beni Neden Sevmedin? Zeus Kabadayı'nın kitabı çıkıyor. Ay etiketi var. Bu tamamen kardeşime kitabım. Yani benim kitabım değil. O yüzden bu kitapla ilgili yorum dahi yapamıyorum. Ama çok güzel kokuyor ve içi de güzel. Bunu kendisine takdim ediyorum arkada. Çünkü heyecanlı bir şekilde arkada beni bekliyor. Kendisine veriyorum. Teşekkürler. Bu arada bir de gelen kitaplar eksik mi değil mi diye kontrol etmek istiyorum. O kitabın adı neydi? Beni Neden Sevmedin. Tik atalım yanına. Ve ikinci gelen kitabım ise Küçük Prens. Bunu normalde şöyle, ay içindeki ayracın tatlılığı der, susarım. Ama ben bu ayracı kopartmaya kıyamam. Böyle bir huyum var. Ben normalde Küçük Prens almayacaktım. Yani Küçük Prens aklımın ucunda bile yoktu. Fakat BKM'de şöyle bir indirim var. 50 lira üzeri alışverişe işte kalem, 75 lira üzeri alışverişe Küçük Prens, 100 lira ve üzeri alışverişe işte kim vardı? Sherlock Holmes'un kitapları, Sabahattin Ali'nin kitapları vardı. Bir tane seçebiliyordunuz. Ben de yani her kitaplıkta bulunması gereken Küçük Prens'i almak istedim. Ve çok ayıptır ki ben bu kitabı okumadım daha hiç yani. O yüzden en kısa sürede okuyacağım. Bir de bu kokuluymuş. O çok güzel kokuyor. Çok güzel bir şey söyleyeceğim. Orijinal dilinden tam çeviriymiş bu arada. Ay çok güzel. Şimdi bu Küçük Prens'e de tik atıyorum. Ve kokusunu bitirmemek üzere kardeşime atıyorum. Ne tarafı gideyim? Sağ sol, hangisi olsun? Sol. Sol, okey. Bir daha. Çekiyorum. Aa şey gel. Bu da benim kitabım. Şimdi, bunun birinci kitabı Kurucu'nun Kızı bende vardı. Fakat bu iki kitaplık bir seri olduğu için ben bir türlü böyle kitabı, aslında ilk kitabı okudum fakat böyle eksik kaldım. Bunu da bir türlü almaya fırsatım olmadı. Şimdi bunu almaya fırsatım olmayınca dedim ki bari bu kitap alışverişinde az kitap alıyoruz. Bari bunu alayım da seriyi tamamlayayım dedim. Ve bu yüzden bunu aldım diyebilirim. Ay bu arada kitapların hiçbirine bakmadık hasar var mı yok mu diye. Şöyle ki bunun sadece şurasında ufak bir hasarı var. Ama yani göz ardı edilebilir. Ha bir de şurada var. Ama çok ekstrem değil. Yani çok kötü değil şahsi olarak. Neyse işte Devrim'in Kızı'nı da almış bulunmaktayım. Ve Kurucu'nun Kızı ile birlikte bir seri bunlar. Serinin adını bilmiyorum ama diyorum ki bu seriyi bir kitap okuma maratonunda okuyayım. Böylelikle hem size de yorumlarını paylaşmış olurum. Çünkü biraz biraz artık kanalımda kitap yorumlarına da yer vermek istiyorum. Bir diğer kitabım buydu. Bunu da tik atıyorum ve hasarlarını görmezden geliyorum. Çekiyorum, bu sefer bu taraftan çekeceğim. Burada çünkü çok istediğim bir şey var. Şimdi bir dakika, bunun ikinci kitabı, birinci kitabını çekmem lazım. Bir diğer kitabımız ise, daha doğrusu kitaplarımız diyeceğim, son dönemde aşırı popüler olan Herca'yı. Şimdi bunu almanın en büyük nedenlerinden biri, dizisini izliyorum. Yani çok mükemmel değil, biliyorum. Yani dizisi nasıl izlersin sen de diyor olabilirsiniz içinizden. Ama izletiyor yani kendini maalesef ki ülkenin gerçekleri olduğundan dolayı. Ben de dedim ki bunu bir kitabıyla da okuyayım ve kitabının da nasıl olduğunu merak ediyorum şahsi olarak. Bir de buradan göreyim
diye düşündüm. Hatta çok yakın bir sürede bunun kitap maratonunu çekmek istiyorum. Eğer siz de isterseniz bu maratonları aşağı yazmayı lütfen unutmayın. Çünkü bu son dönemin çok popüler bir kitabı ve insanlar neler oluyor, neler bitiyor görmek istiyorlar. Diziyle film arasında... Diziyle film değil ya. Diziyle kitap arasındaki farkları da anlatabilirim. Fercai'nin iki kitabını aldım. Bu arada karıştırırken şu dikkatimi çekti. Şurada bir şey var. Ne bu? Poster. Şu Wattpad kitaplarının yanında poster verme olayları. Şimdi bunların hasarlarına bakalım diyeceğim. Şimdi ikinci kitabında sayfa kısımlarda biraz hasar var. Bir de arkada hasar var. Şimdi sayfadaki hasarlar böyle. Şu kısımda birazcık nokta nokta hasarlar var arka kısımda. Birinci kitapta ise... Yani birinci kitapta neredeyse hiç hasar yok denilebilir. Yani hiç hasar yok denilemez, hatta hiç hasar yok yani, bulamadım. Bu da bir diğer kitap setimdi. Bunu set olarak konuşuyorum çünkü bu iki kitabı birlikte aldık. Şimdi diğer kitabımı çekiyorum. Evet, hasarın büyüğü burada. Yani bu gerçekten işte kabul edilemez bir şey. Yani ve şurası çok kötü. Mesela işte ben buna, yani ne denir ki bu? Çok sinir bozucu bir durum. Bu arada bu kitapta Sevseydi Gitmezdi Zeus Kabadayı'nın yine. Bu kitaplarla ilgili hiçbir fikrim yok. Çünkü bunların ikisi de kardeşime ait. Yani içeriği bile ne onu bilmiyorum. Sadece bunları okumayı seviyor diye alıyoruz. Ama bu... Kargo şeyi ne yapacağız? Bu kitaptaki hasar beni çok etkiledi. Ya bu beni çok üzdü şahsi olarak. Ki çok güzel gidiyordu şu noktaya kadar kargo dışında. Bu bir diğer kitabımızdı. Bu da kardeşimin ellerine üzgün bir şekilde teslim ediyorum. Kendisi o kadar üzüldü ki o kenardaki hasarı görünce. Nasıl toparlarız onu düşünüyor şu an. Ama maalesef ki toparlayamıyoruz. Şimdi geldik son kitabımıza. Ya bu kitap için çok heyecanlıyım. Başka hiçbir şey yok bu arada. Bitti. Bunları sonra patlatacağım tabii ki. Ve son kitabımız. Şimdi. Bu kitap. Booktuberlar, Bookstagrammerlar tarafından o kadar beğenildi ki daha çıkmadan. İnsanlar bunu Harry Potter'a benzetip, Harry Potter dünyasına çok benziyor, muhakkak almalısınız deyip durdu. Her okuduğum yorum çok güzeldi. Bir noktada da şeyi düşünüyordum, acaba gönderi olduğu için mi bu kadar beğenildi? Onu da düşünüyordum. Yani Harry Potter'a benzetmek bence büyük cesaret işiydi. Bunu gördüğümde şey yaptım, ne? Nasıl yani? Bu kadar iyi mi ki bu kitap, bunu benzetebiliyorsunuz falan yaptım. Gerçekten almayı aslında bir an aklımdan geçirdim. Almasam mı dedim, alayım mı dedim. Ama dedim ki hayat kısa, kuşlar uçuyor ve ben bu kitabı almalıyım. Bu da tabii ki Nevermore diye okuyacağım ama yanlışsa bilemeyeceğim. Yani bu kitabı aldım. Konusuna, hiçbir şeye bakmadım desem yeridir. Bu arada dokusu çok güzel, yumuşacık. Şuraları parlaksın falan, çok güzel. Yani gerçekten konusuna bakmadım. Sadece bu Instagram'daki insanların yorumlarına baktım. Çok güzel, mükemmel almalısınızları kandım. Belki de dediğim gibi hani gönderi oldukları için böyle bir anlaşma yaptılar. Ve ben de buna kandım, onu da bilmiyorum. Ama bu kitapla ilgili gerçekten gerçek düşüncelerimi duymak istiyorsanız kendi paramla aldım. Yani gönderi falan değil bu. O yüzden birazcık bekleyin. Kısa bir süre sonra muhakkak kanalımda bununla ilgili bir video olacaktır. Hatta ve hatta en kısa sürede olmalı. 37 dile çevrilmiş. Ve kitabın şu an normal fiyatı 34 lira.
Ben ne kadar aldım hatırlamıyorum ama ben iyi bir fiyata aldım diye hatırlıyorum. Ben kapağına bayıldım. Yani kapağını çok sevdim. 37 dile çevrilmiş. Ve sanırım bu ilk kitabı. Kaç kitaplık bir seri olduğunu bilmiyorum ama herkes bir çırpıda okuduğunu söylüyor. Umarım ikinci kitabını da hızlı çıkarırlar. Bir çırpıda okunacak bir kitapsa. Hasar konusuna gelince... Evet, bir şuralarda hasarı var. Bir de şu tepede ufacık bir hasarı var. Yani gözükmeyecek kadar küçük bir hasarı var zaten. Şimdi bunu da son tikim olarak atıyorum ve bütün kitaplarım elime ulaşmış. Bunu bir alkışla kutluyoruz. Toplamda 7 kitaplık bir alışveriş yaptım. Şimdi öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki BKM'ye kaç puan verdim? BKM.com'dan bir de alışveriş yapar mıyım? BKM'nin bir fiyatları çok uygun. Gerçekten uygun. O yüzden hani istemsizce beni cezbediyor. Diğer internet sitelerine göre yani 20 kuruşlar 80 kuruşlar falan oynuyor bazen. Ama hani 80 kuruş 20 kuruş önemli değil diyorsanız BKM'ye bakmak bile zorunda değilsiniz. Ama ben bazen önem veriyorum çünkü ne bileyim 7 kitaplık bir alışveriş yapıyorum diyelim. 80'leri çarpınca ufak bir şey daha alma imkanı oluyor da daha bir tık daha ucuz çıkıyor. O zaman daha çok seviyorum durumu. BKM'nin kitapları hasar konusunda 7'de 1 hasarımız var sayılabilir. Çünkü bir tanesinin hasarı gerçekten çok fazlaydı. O da sanırım şu hasar. Daha fazla bozmak istemiyorum çünkü daha da üstüne üstüne gitsin istemiyorum. Ama diğerlerindeki hasar neredeyse görülmeyecek kadardı. O yüzden 7'de 1 hasar noktası. Kargosu PTT ile anlaşmayı bırakmalı. Başka bir marka, yani başka bir kargo şirketi. Ama şey de diyemiyorum, bu çok iyi, bununla anlaşın da değil. Çünkü bütün kargo şirketleri birbirinden beter. O yüzden hani maalesef ki kargo ülkemizin acı gerçeklerinden biri. Herkese sinir eden tek gerçek bu. Ben BKM'yi sevdim. Fiyat, performans açısından çok iyi. Kargosu çok kötü ama olsundu. Ayrıca fazladan bir kitabım olduğu için BKM'ye teşekkür ediyorum. Çünkü sonuç olarak ücretsiz verdiler o kitabı. Tabii ki ben aldığım için verdiler ama olsun. Benim kitap alışverişim bu şekildeydi. Umarım kitap alışverişimi beğenmişsinizdir ve içinde kitap okuma maratonunda okumamı istediklerinizi nereye? Aşağı yazmayı unutmayın. Şuraya da tam olarak Instagram adresimi bırakıyorum. Eğer beni takip etmek isterseniz oradan da takip edebilirsiniz. Gelecek diğer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve abone ol butonunun yanındaki zil tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Unutmayın ki bu hafta cumartesi değil pazar günü bir video ile karşınızdayım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.